Yağ gelmiyorsa yukarıdaki tapayı söküp üzerine 140 numara yağ ilave etmemiz gerekir. Burada. Çiftçiye kolaylık olsun. Tarlada malzemeyi değiştirebilmesi için civatayla bağlanılmış malzemeler. Komple içerisi civatayla bağlanılmış. Hani onları günlük sabahtan geldikten sonra makineyi akşam evimize götürdükten sonra komple günlük bakımı yapılması muhakkak gerekir makine. Civatalar sıkılması gerekir. Yaylar esnediyse yaylar gerilmesi gerekir. İşte içine bir şekilde bakılması gerekir. İçindeki bir tane ayak kırılıp taşla beraber dışarıya döküldüğünde makinenin tamburunda 24 ayak var. 23 ayağa düştüğü zaman ayakları tek tek eksiltmeye başlar. Eksik malzemenin yerine tamamlamamız muhakkak gerekir. Yani yay koptuysa yay takacağız. Civatası yoksa civatayı takacağız. Bir şekilde takılacak. Bu şekilde idare eder deyip çalıştırmayacağız makineyi. Traktör kuyruk bile 540 devir olacak. 750 devirde kesinlikle şanzımanın uyumlu değil, çalışmaz. Çiftçilerimizden gelen istek üzerine özellikle ziraat odamızın da il müdürlüğümüze başvurmasıyla birlikte ilimizde tapış toplama makinesi ihtiyacını tespit ettik. Ziraat odasıyla birlikte ortak tarım il müdürlüğü olarak bir proje yaparak DAP idaresine Erzurum'a projemizi sunduk. Projemizin büyük bir kısmı DAP idaresi tarafından karşılandı. İki tane taş toplama makinesini ilimize tahsis edildi. Burada bir kısım eksik kalan parayı da bakanlığımız stratejik geliştirme başkanlığı tarafından sağlanarak çiftçilerimizin hizmetine sunmak için buradayız. Buradaki amacımız taşların yoğun olduğu tarlalarda tarıma elverişsiz olan tarıları tarıma kazandırmak için bu makineyle birlikte taşları toplayarak tarım yapılmasını kolaylaştırmak. Erzincan Tarım İl Müdürlüğü ve Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı olarak DAP İdaresi'ne bir proje ile 2 adet taş toplama makinesi projesiyle müracaat edildi. Erzincan Valiliği, DAP Bölge İdaresi bizim bu projelerimize sıcak bakarak üreticilerimizin hizmetine sunulması için iki tane taş toplama makinesi alındı. Burada bahsettiğimiz gibi bu toprakların boş kalmaması, üretime kazandırılması, üreticilerimizin yanında olmak, üreticilerimizin bu sıkıntılı dönemlerinde bu arazilerin boş kalmaması için bir nebze de olsa gerek Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gerekse Ziraat Odası olarak el ele verip böyle bir proje geliştirdik. Erzincan Ziraat Odası olarak makine ekipman parkına önem veriyoruz. Çiftçilerimizin bu kapsamda gerek rotavatör, gerek mısır ekme mevzerleri, gerekse buğday mevzerleri olmak üzere hizmetlerine sunuyoruz. Şimdi de 2 adet taş toplama makinesini makine ekipman parkımıza katarak çiftçilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Ben bu konuda gerek İl Tarım Orman Müdürümüz Sayın Murat Şahin Bey'e, DAP Bölge Başkanımız Sayın Osman Demirdöğen'e de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, bunlar. Karşıdaki deliklere geçiriyoruz bunları. Sonra ön taraftaki emniyet kanasını kapattık. Makinenin içerisinde yapacağımız işlemi yapıyoruz. İş tarafında. Önce emniyet. Sonra makinenin günlük yağlanacak yerleri var. Şanzımana konulan yağ numarası, işte 140 numara yağ numarası.